heyeti sıhhiyeye. 15 sene evvel rehberin başında yazıldığı gibi bazı gençler kendilerinin hayatı dünyeviye ve uhreviyesini muhafaza için yanıma geldiler. Ben de onlara lillah için o rehber dersini verdim. O risale bir iki haşiye müstesna hem Isparta hükümeti hem Denizli mahkemesinde hem Ankara'nın ağır ceza ve temyiz mahkemesinin iki sene ellerinde kalması neticesinde beraat kazanması, ve tamamen Risale-i Nur külliyatı rehber de içinde olduğu halde iade edilmesi ve bir nüshası Ankara Emniyet Müdürünün eline geçmesiyle rehberin başında yazıldığı gibi bir tek kelimesine ilişmesiyle ahirinde gelen cümleyi okuyunca hakikati anlaması ve intişarına mani olmaması hem binlerce nüsha intişar ettiği halde hiçbir yerde bir zarar, bir itiraz görülmemesi Hatta Mersin'in Tarsus kazasında birkaç nur kitaplarını müsaade ederek, gençlik rehberi de içinde olduğu halde Ankara'ya gönderilip, tetkik ettirildikten sonra vilayetin emriyle tamamen serbesttir diye resmi vesika vermeleri ve İstanbul'da tab edildiği zamanda kanunen 5-6 makama gönderildiği ve ellerinde 5-6 ay kaldığı halde ilişmemeleri, rehberin ehemmiyetini ve kanunen dahi serbest olduğunu ispat ediyor. Sonra binden fazla gençler Ankara ve sair vilayetlerin mekteplerinde ondan vatan, millet, ahlak cihetinde istifade ettikleri ve hiç kimse zarar görmediği halde birden hiçbir medarı mesuliyet olmayan bir iki kelimeye yanlış mana vermek, mesela gençlik rehberi namını vermekle bir suç mevzu yapmışlar. Biri de müellifi tab etmemiş, kendi biçare hasta yatağındayken gençler tab ettikleri halde şahsi nüfuz temini için yazılmış diye suç mevzu yapıp tab edene değil de müellifini ağır cezaya vermek, hem zorla oraya celbetmek, halbuki 15 sene evvel yazılmış ve af kanunu ve müruru zamanı hem beraati görmüş, öyleyse bütün bütün kanunsuz olarak bir garaza binaen müellifine bu kadar musırrane ilişiyorlar. Ben de diyorum ki, on vecihle kanunsuz, bu kadar musırrane hastalığım zamanında iktidarım harici beni mahkemeye vermenin sebebi, rehberin vatana, millete, asayişe pek büyük faydası olduğu için anarşilik ve dinsizlik hesabına ilişiyorlar diye ihtimal veriyorum. Şimdi bu kanun namına garazkarane kanunsuzluk hesabına beni cebren zorla İstanbul'a mahkemeye sevk etmekte, benim çok ihtiyarlık zafiyetim ve zehirli şiddetli hastalığım katiyen, tıbben, fennen, mazereti kat'i olduğu gibi, dört defa o noktadan rapor alıp, onlara gönderdiğimiz halde yine ısrarla beni zorlamakta olduklarından pek şiddetli ruhuma dokunmuş.'' daha benim mahkeme ve idare huzurunda konuşmak iktidarım haricindedir. Konuşsam da vatan, millet ve asayişe zarar vermek fikriyle çalışan ve beni hilaf kanun muhakeme edenlerin yüzüne vurmaya mecbur olacağım. Daha bu kadar zulme tahammül edemeyeceğim. Bu ise ehemmiyetli başka bir nevi hastalıktır. Hem vatana bu manevi hastalık zarar vermek ihtimali var. Şimdi heyeti sıhhiyeden ricam, Beni tanıyanlar ve benimle yakından alakadar olanlar ve hizmet edenler biliyorlar ki, gizli düşmanlarım müteaddit defadır beni zehirliyorlar. Tegaddi edemiyorum, hatta hizmetçimle beş dakikadan fazla konuşamıyorum. Hem başımda şiddetli ve devamlı nezle ve bir gözüm o nezleden ağrıyor ve akıyor. Müzmin kulunç ve şiddetli sancı ile hastayım. Hem 28 sene gurbette kaldığımdan ve başkalarının muavenetini kabul etmediğimden pek zarurette yaşadığım için zafiyet fazladır. Hatta zorla merdivenden çıkıyorum. Zarureti kati olmazsa 5 dakika konuşamıyorum, yoruluyorum. Ben sabık mahkemelerde hem Risale-i Nur hem Risale-i Nur talebeleri için tahammül ediyordum ve tam hakikatı izhar etmiyordum. Bir derece zulümlerine tahammül edip haksızlıklarını yüzlerine vurmuyordum ta masumlara asayişe zarar gelmesin diye sabır ve her nevi zulüm ve işkencelere tahammül ediyordum. Şimdi ise Risale-i Nur'a alemi İslam sahip çıktı. Nur talebeleri de benim müsamahama ve düşmanlarıma ilişmemekliğime ve zulümlerine sükut etmeme ihtiyaçları kalmadı. Onun için benim damarıma pek şiddetli dokunulduğunda, irade ve ihtiyarım haricinde karşıma çıkan gizli düşmanlarımın bana zararlarına vesile olan, Beni cezalandırmaya çalışanlara hakikatı çıplak olarak böyle söyleyeceğim. Sükut şimdi, izhar edilmeyecek. Madem hakikat böyledir, heyeti sıhhiye benim hem maddi hem manevi, hem sinir hem kalp hem nezleli baş hastalıklarım, hem kulunç ve sancı ve mahkemelerde konuşma iktidarsızlığı ve hem madem resmen vekillerim oradadırlar, hem tab edenler de oradadırlar. İstinabe suretiyle ifademin alınması için fenni ve tehlikeli hastalığı var şeklinde rapor verilmesini rica ederim. Emir Dağı'nda Said Nursi Aziz ve mübarek müşfik üstadım, bu arizamı nurla alakadar ve haç refiklerimden kara koçanlı Hacı Sabri kardeşim ile takdim ediyorum. Evvela mübarek ellerinizi kemal ihtiramla takbil eder, bu aciz ve pür taksir kardeşiniz ve talebenizi müstecap ve mübarek duanızda dahil buyurmanızı istirham eylerim. Saniyen, Hacı Sabri kardeşinizi ve diğer yeni alakadarları da dualarınıza dahil buyurmanızı rica ederim. Salisen, kardeşim Hüsrev gerek zat-ı alilerinin, gerekse diğer kardeşlerin mektuplarını emirlerinize atfen göndermekte devam ettiği için, Lillâilhamd vaziyetten haberdar bulunuyoruz. Rabian, gerek Hüsrev kardeşimin ve gerek Ceylan'ın gönderdikleri eserleri kardeşlere verdim ve parasını kendilerine gönderdim. Urfa'dan biraz daha istedim. Gelince inşallah onları da talebelere vereceğim. Eserlerden bir takımını Hacı Sabri almıştır. Hamisen, Reisi Cumhur'un nutkundan gelen müjdeli istihracın tahakkuk etmesini eltaf-ı ilahiyeden niyaz ederiz. Sadisen, Nurun neşri ve fütuhatı için Rahim ve Kerim Rabbimiz muvaffak buyurduğu nispette istihdamımız lillahilhamd devam ediyor. Akşamları nurlu cemaatten mürekkep fakirhanemize gelen cemaate tedrisat-ı nuriyede devam olunuyor. Malatya seyahatimde oradaki alakadarların çalışma tarzlarını söyledim. Büyük doğucuların bu fakiri kendi zümrelerine katmak hususundaki tekliflerine ''Büyük doğuculuk siyasi bir teşekkül müdür?'' diye sordum. ''Evet'' dedikleri için sizin yalnız imani ve Kur'ani mesaildeki müşkillerinizi ve izahını arzu ettiğiniz noktaları Risale-i Nur'un yardımı ile halle çalışırım. Benim mesleğim ihtiyar ve şuurum taalluk etmeden Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir. İman ve Kur'an meselelerinize hem fikirinizim fakat siyasetle iştigal edemem mealinde cevap verdim. Yalnız bu zümreden nurlarla alakadar olanlar var. Onların el ele vererek hem eserleri okumalarını ve anlayamadıkları yerleri sormalarını, Kur'ani hattı öğrenmeye gayret etmelerini rica ettim. Malatya, Urfa, Antep'tekileri eserleri edinmeye ve alakalarını artırmaya acizane yazılarımla teşvik etmekteyim. Şimdilik mesai-i nuriyem böyledir. Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamd ve şükür olsun ki, hesapsız kusurlarımla beraber bu Kur'ani ve imani hizmette istihdama layık görmüştür. Elbette mübarek ve müşfik üstadımın duaları bereketiyle Zümre-i Nuriye'nin aciz bir ferdi olmakta devam ve öylece Livayi Ahmedi aleyhissalatu vesselam tahtında toplananlardan olurum. Tekrar tekrar mübarek ellerinizi kemali tazimle takbil eyler, Alakadar kardeşlerimin de selam, dua ve ihtiramlarını arz ederim. Muhitinizdeki maddeten ve manen yakın bütün arkadaşlara arzu ihtiram eylerim. Erhamur Rahimin olan Rabbimizden daimi niyazım, aziz, muhterem ve müşfik üstadımdan ebediyen razı olsun ve bütün maksadını hasıl eylesin. Amin. El-Bâkî el-hubbu fillah, muhibbi muhlisiniz, hulusi. Çok sevgili müşfik üstadım efendim hazretleri, evvela hem mübarek leyali aşerenizi, hem kutsi bayramınızı ruhu canımla tebrik eder, arz-ı hürmetlerimle nur neşreden ellerinizden öper, kusuratımın affını istirham ederim. Saniyen, bu günahkar, adi, aciz, kusurlu, liyakatsız, miskin, Tembel talebenizi Risale-i Nur'un hakaiki kutsiye-i imaniye ve Kur'aniyesine ve sevgili üstadın terbiye-i maneviye ve maddiyesine mazhar buyuran Cenab-ı Rahimine hadsiz şükrediyorum. Elhamdülillah, haza min fadli Rabbi. Sevgili üstadım, terbiye-i maneviyenizin asarını her vakit bize ihsas eden Rabb-ı Rahim'ime ne kadar şükretsem yine azdır. Tahtis-i nimet olmak üzere şunu da arz etmek isterim ki, hastalığımdan müşteki değilim. Çünkü lillahil hamd, nuru aynım ve süruru ruhum ve gıdayı kalbim olan Risale-i Nur'un hakikatlarını bil fiil ve bir tecrübe ders almama sebep oldu. Hem hakikaten ömrü 40. seneyi devriyesinde müthiş bir tarzdaki maddi ve manevi hastalıklarıma her bir ricasında ruha ve kalbe binler nuru tevhidi ve ziyayi teselliyi serpen ihtiyarlar risalesi hem her bir devasında bir nihaye şifa manevi bulunan hastalar risalesi hem 11 kelime-i kutsiyeyi tevhidiyenin pek harika ve emsalsiz bir tarzda tılsımlarını keşfeden ve her bir cümlesinden nuru tevhid fışkıran 20. mektup. Hem hakaik imaniyenin en son ve en müşkül ve en derin ve bütün filozofları hatta hükemai İslamiye'yi dahi hayrette bırakan çok mühim muammaları halleden 24. mektup. Hem kalbin bütün manevi yaralarına kutsi bir tiryak olan 17. söz ve emsali risaleler pek harika bir tarzda imdadıma yetişti ve tedaviye başladı. Ve bana şöyle bir kanaatı kat'iye verdi ki, güya Risale-i Nur, ez cümle mezkür risaleleri, hem ben hem hastalık münasebetiyle yanıma gelenler ders alsınlar diye, rahmet-i ilahiye tarafından hastalandırılmışım. Evet, sanki sevgili müşfik üstadımız ihtiyarlar risalesini gençlere, hastalar risalesini sıhhatta olanlara yazmış. Salisen, orada bulunan ve sevgili üstadımızın kıymettar hizmetinde bulunan muhterem arkadaşlarımıza hem birer birer selam hem bayramlarını tebrik ederim. Sevgili üstadımızın ellerinden, kardeşlerimizin gözlerinden öperim. Elbaki huvelbaki, el çok kusurlu ve hasta talebeniz Mehmet Feyzi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bir zat uzunca bir mektup yeni hurufla bana yazmış. Kendisinin kim olduğunu bildirmemiş. Üç noktada şüphe edip bir nevi itiraz gibi yanlış mana verdiği için güya bizi ikaz ediyor. Meşrebimiz münakaşa ve münazara olmadığından ve kusurumuzu hakiki olarak gösterenlerden memnun olduğumuzdan bu meçhul zatın mektubunda üç esasın hakikatını gösterip yanlışını tashih etmek istedim. Birinci esas, Risale-i Nur'un üstadı ve mehazı ve Said'in de çok zamandan beri bir virdi olan bazı ayetler, bir hizbi Kur'ani suretinde bir kısım talebelerin ile kaleme alınmış. Sonra da tab edilmiş ve dört beş mahkemenin de gösterdiği ehli vukuf ulemaları ve hatta Diyanet Riyaseti Dairesi ve İstanbul'un fetva dairesindeki <laughs> tetkiki kütübü diniye heyetinden hiçbir alim ve ehli vukuf ulemaları itiraz etmemişler. Belki takdir edip tahsin etmişler. Çünkü başta sahabeler ve matbu mecmuatül ahzapta bulunan Hazreti Üsame radıyallahu an hizbi Kur'anisi ki, her bir günde bir kısmını okumakla taksim edilmiştir. Ve aynı kitapta ve Mecmuatül Ahzab'ın aynı cildinde İmamı Gazali'nin radıyallahu an bir Hizb-i Kur'ani'si ve çok ehli velayetin kendi meşreplerine muvafık bazı sureleri ve ayetleri bir Hizb-i Mahsus-u Kur'ani yaptıkları meydandadır. 10 sene evvel şehiden vefat eden merhum Hafız Ali gibi Nur'un kahramanlarından benim hususi birdimi ve Risale-i Nur'un üstadları ve menbaları olan mühim ayetleri cem etmek istediler. Sonra onlara gönderdim, onlar da tab ettirdiler. Çünkü herkes her vakit bütün Kur'an'ı okuma vakit bulamıyor. Fakat böyle bir hizb-i Kur'ani eline geçse her vakit istifade edebilir fikriyle hem sevapları çok ziyade olan ayetler ve sureler içinde yazılmış. Zaten Kur'an-ı Hakim'in bir mucizesi şudur ki, ehli hakikattan ve kemalattan her bir meslek sahibi, meşrebine muvafık, Kur'an'da bir Kur'an'ını, bir hizbi mahsusunu, bir üstadını bulur. Güya tek bir Kur'an'da binler Kur'an var. Bu mucizenin sırrı şudur ki, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin ve kelamlarının münasebetleri yalnız beraber olanlara değil, belki pek çok ayetlere ve kelamlara ve kelimelere münasebeti var, bakıyor. İşaratül İcaz tefsili Nuriye'de bu sır bir derece gösterilmiş. Demek başka kelamlara benzemez. Her bir ayet, binler ayetlere bakar birer yüzü ve gözü var. Bu vaziyeti Kur'aniye çok hakaika medardırlar. Ehli tarikat ve ehli hakikatin her bir kısmı kendi mesleğine göre o külli Kur'an içinde bir mahsus hizipleri var. İşte Risale-i Nur'un Hizbi Kur'ani'si de o nevi'den birisidir. Bunu böyle neşretmek için evliya'dan olan merhum Hafız Ali bunun tabını acele etmek istedi. Çünkü tamam Kur'an'ın Risale-i Nur'un keşfiyatı ile hattında bir nevi mucize-i tevafukiyye bulunmasından onu tab edip bastırmak için bu Hizbi Kur'ani'yi bir mukaddemesi, bir müjdecisi olarak bastırdılar. Evet, şimdiki Hüsrev'in kalemiyle yazılan ve pek harika olan ve tevafuk cihetinde mucizatlı olan Kur'an'ımızın 15 seneden beri tabına çalışıyoruz. Ve fakat ekser nurcular fakirül hal olduğundan ve fotoğrafla tabı lazım geldiğinden ve 25 bin banknot masraf lazım olmasından Hizbi Kur'an'ımız mukaddemi olarak daha evvel bu mucizeli Kur'an'ımızın bir müjdecisi olarak tab edildi. İşte bu mucizeli Kur'an'ımızı hem Diyanet Riyaseti tetkik etmiş, çok beğenmiş, hem İstanbul'daki Fetva Dairesi'ndeki tetkiki mesahif uleması gayet güzel görmüş, gayet güzelce tetkik edip musahhah olarak bize iade etmiş. İnşallah yakında bu Kur'anımız basılarak bir hediye-i nuriye olarak alemi İslam'a neşredilecektir. O kendini bildirmeyen zatın şüphe ettiği ikinci mesele Pek çok nurcuların haddimden yüz derece ziyade hüsnü ile benden zannettiği medar iftihar sıfatları yüz defa onların hatırlarını kırıp reddetmişim. Fakat 28 sene siyasetçiler Risale-i Nur'un sırf imani ve uhrevi mesleğini şimdiki medenileşmek fikirlerine müsait görmediklerinden 28 senedir hapislerle, mahkemelerle, tarassutlarla, asılsız isnatlarla nurcuları ürkütmekle ve beni çürütmek cihetiyle Risale-i Nur'u neşrettirmemek için emsalsiz bir vaziyete düşmüştüm yarım ümmi ve ittiham altında ve nur şakirtlerini bütün bütün kaçırmamak için bana karşı methi şahsımdan reddedip methiniz nurlara ait olabilir ve gördüğünüz meziyetler benim değil Risale-i Nur'undur. O da Kur'an-ı Hakim'in bir hakikatının bir tefsiridir. Ve her asırda dine ve imana tam hizmet eden mücedditler geldikleri gibi bu acip ve komitecilik ve şahsı manevi dalaletin tecavüzü zamanında bir şahsı manevi müceddit olmak lazım gelir. Eski zamana benzemez. Şahıs ne kadar da harika olsa şahsı maneviye karşı mağlup olmak kabildir. Risale-i Nur'un o cihette bir nevi müceddit olması kaviyen muhtemel olduğundan o sıfatlar haşa benim haddim değil belki mükerrer yazdığım gibi benim hayatım Risale-i Nur'a bir nevi çekirdek olabilir.'' Kur'an'ın feyziyle, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla o çekirdekten Risale-i Nur'un meyvedar, kıymetler bir ağaç hükmüne icadı ilahiyle geçmesidir. Ben bir çekirdektim, çürüdüm, gittim. Bütün kıymet Kur'an-ı Hakim'in manası ve hakikatlı tefsiri olan Risale-i Nur'a aittir. Kendini bildirmeyen zatın üçüncü şüphesi. Büyük cihadın ve sebil-ül reşadın neşrettiği gibi ben ilan etmişim ki, dine, imana hizmeti ve Risale-i Nur'u değil dünya siyasetine, belki kemalat-ı maneviye ve makamat-ı aliyeye alet edemediğim gibi, herkesin hoş gördüğü saadet-i uhreviye ve cehennemden kurtulmaya vesile etmemek ve yalnız emri ilahi ve rızayı ilahiden başka hiçbir şeye alet etmemek, bu zamanda nurun hakiki kuvveti olan sırrı ı hakikiyi muhafaza etmeye beni mecbur etmiş ki, sıddık Ekber'in radıyallahu an dediği olan, ''Müminler cehenneme gitmemek için Allah'tan isterim, benim vücudum cehennemde büyüsün ki onların yerine azap çeksin.'' diye söylediği kutsi fedakarlığının bir zerresini ben de kendime kazandırmak için, iman ile cehennemden birkaç adamın kurtulmaları için cehenneme girmeyi kabul ederim demişim.'' Zaten ibadet, cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için kılınmaz, bozulur. Belki rızai ilahi ve emri rabbani için yapılır. Yine Hizbi Kur'anımızın bahsine döneriz. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın büyük bir kumandanı olan Hazreti Üsame Radıyallahu An bir gün hamde ait, bir gün istiğfara ait ayetler, bir gün tesbihe ait bir gün tevekküle, bir gün de selam lafzına, bir gün de tevhid ve la ilahe illahu'ya ait, bir gün de Rab kelimesine ait bütün Kur'an'dan müteferrik surelerden bir hizbi Kur'ani çıkarmış, kendine bir bir elemiş. Demek böyle hizblere izni peygamberi aleyhissalatu vesselam var. Hem bizim hizbi Kur'an'ımız iman hakikatlarına dair ayetleri Hususan sureler başlarındaki ayetleri cem ettiğinden başlarında Bismillahirrahmanirrahim yazılmış. Bu hizb tamam Kur'anı okuma büyük bir şevk verir, noksaniyet vermez. Hem 20 günde okunacak arzu edilen bazı imani ayetler 1 iki günde bu hizipte okunduğundan bir zaman bütün surelerin başında bir kısım ayetleriyle beraber Risale-i Nur'un esasları olan bazı ayatı imaniyeyi kendime vir deylemiştim sonra bir hizb suretine girdi. O meçhul zat, izzeti ilmiyeyi, firavuncuklara karşı muhafazamı bir enaniyet tevehüm etmiş. Nur talebelerinin hakkımda hüsnü zanlarını bütün bütün kırmadığımı bir benlik tahayyül etmiş.'' ve iman hakikatlarına dair beyanatıma talebelerin tam itimat ve kanaatlerini temin etmek fikriyle ehli velayetin ve bazı ayatın kat'i kanaat ettiğim bine yakın emarat ve işaretlerinin ızharına mecbur olduğum için bir kısmını has kardeşlerime beyan etmemi bir nevi hotfuruşluk zannetmiş.'' Evet, bu zamanda dinsizlik hesabına, benlikleri firavunlaşmış derecede ve imana ve Risale-i Nur'a hücumları zamanında onlara karşı tedafi vaziyetimizde tevazu ve mahfiyet göstermek büyük bir cinayet ve hıyanettir. Ve o tevazu, tezellül hükmünde bir ahlak-ı rezile olur. Onlara karşı izzet-i diniyeyi ve şerafet-i ilmiyeyi muhafaza etmek için kahramancasına bir sebat, bir kuvve-i maneviyeyi göstermek, acaba hiçbir vecihle hotfuruşluk olur mu? Hiçbir şöhretperestlik ve enaniyet olur mu ki o zat öyle tevehhüm etmiş? Hem Risale-i Nur'a muhtaç ve imanını kuvvetlendirmek ve kurtarmak için nurları arayanlara karşı ki, onda üçü veya dördü şahsıma bakmayıp nurdaki kat'i hüccetlerle iktifa ettiği gibi, beş altı tane hüccetlerin kıymetini bilmediği için benim şahsıma bakar.'' acaba bizi kandırdı mı yoksa hakikat mı söylüyor diye şahsıma karşı hüsnü zanlarını kırmamaya mecbur olduğumdan şahsımın gizli fenalıklarına perde çekmek bir enaniyet olur mu? وَمَا اُبَرِّعُ نَفْس۪ي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ayet-i Kerimesinin sırrıyla nefsi emmareme itimat edemem. Nefis kusursuz olmaz. Fakat şimdi bu zamanda ejderhalar, İfritler hükmünde dinsizlik komitelerinin hücumları ve tahribatları zamanında müdafamda bende görünen o sinek kanadı kadar kusurları görmek, o hücum edenlere bir yardım hükmüne geçmektir. Ve on adet muhtaçlardan beş altı bir içareyi nurun ilaçlarından mahrum etmektir. Bu nokta için ben kendi kuvvetime, meziyetime hiç itimat etmeyerek, yalnız hakikat Kur'aniye ve onun tefsiri olan hakaiki imaniyedeki kuvvete istinaden dünyaya ilan ediyorum ki, bütün dinsizler toplansalar, ben onlara karşı çekinmeyerek meydan okuyorum ve başımı eğmiyorum ve izzeti ilmiyeyi kırmıyorum. Eğer bu bir benlik ise, o hiçbir cihetle bana ait değil ve benlik olamaz. Salabeti imaniye olur.'' zaten ben nasıl tabiatı icat itibariyle inkar ediyorum ve Risale-i Nur bunu kat'i ispat etmiş, öyle de beşeri gurura, enaniyete, firavunluğa sevk eden iktidarı da tabiat gibi inkar ediyorum. Yalnız beşerin duası, bir fiili dua nevinde samimi bir ihtiyaç ile cüz'i kesbi, bir makbul dua hükmüne geçer. Onu da cenab Hak kabul eder keşfiyat namındaki beşere lazım olan harikaları ihsan eder diye kat'î delillerle ilmi usulü dinin uleması kader ve cüz-i ihtiyari bahsinde ispat ettikleri gibi ben de aynel yakin derecesinde kat'i kanaatla feyzi Kur'ani ile Risale-i Nur'un hüccetleriyle evvela kendi nefsimde, sonra herkesteki benlik ve iktidarın icat ve ihsan ve tevfik ilahinin yalnız bir perdesi olduklarını kat'i bildiğim için nurlara ve kardeşlerime ilan etmişim ki, ben bir çekirdektim, çürüdüm.'' Az ve ihtiyaç ve samimi istemek ve fiili dua etmek neticesinde Cenab-ı Erhamur Rahimin Risale-i Nur'u o çekirdekten halk edip ihsan etmiş. Nur'un mektubatındaki bütün medar medih fıkralar o nurani ağaca aittir. Benim hissem katiyen hiçbir cihette fahir olamaz. Belki yalnız ve yalnız şükürdür. Öyleyse kainat adedince eşşükrü lillah, elhamdülillah. الباقي هو الباقي صيت نورسي